Hoş geldiniz dostlar. Yunanistan Lozan Anlaşması'nı ihlal ederek Türkiye'nin Kaş ilçesi yakınındaki Meis Adası'na asker ve silah sevkiyatı yaptı. Ekranda fotoğraflarını görüyorsunuz. Yunanistan sevkiyatın Türkiye tarafından fark edilip durdurulmasını engellemek için turistleri taşıyan feribotları kullandı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık arkadaşlar. Korkak olduklarını zaten biliyoruz. 1947 Paris Anlaşması'nın 14. maddesinde Meis Adası'nda kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurulmaması ve takimat yapılmaması hükmü bulunuyor. Dediğimiz gibi Yunanistan Lozan Anlaşması'nı ihlal etti ve bu açık bir savaş sebebidir. Oruç Reis 90 gün daha göreve devam ediyor. Türk milletinin bağımsızlığı için ailelerinden uzak kalan tüm Oruç Reis mürettebatına Allah kolaylıklar versin. Türkiye'nin kendi göbek bağını kendisinin keseceği bu yolda zafer bizimle olsun, güç bizimle olsun. İlginç bir görüntüyü sizlerle paylaşacağız. Demin dediğimiz gibi Yunanistan Meis Adası'na asker ve silah sevkiyatı yaptı. Ekrandaki fotoğrafı görüyorsunuz. Operasyona giderken çantasına asma kilit takıyorsan o savaşı başlamadan kaybetmişsindir. Bunu da belirtelim. Yunanistan sevkiyatın Türkiye tarafından fark edilip durdurulmasını engellemek için turistleri taşıyan feribotları kullandı. Bilindiği gibi sabah yaptığımız haberde Liberya bandıralı Yunanistan petrol gemisinin petrol tankerinin Libya'ya gittiğini ve petrol hilalleri bölgesinde Hafter'e destek için bulunduğunda sizlere aktarmıştık. Yunanistan dediğimiz gibi bu sevkiyatı inkar ediyor. Bugün 30 Ağustos donanma için tarihi bir an yaşanacak. Atmaca gemi savar füzesi 4 Temmuz'da 200 kilometredeki hedefini başarıyla vurmuştu. Bugün ise son bir test yapılacak ve özel başlıklı atış ile TCG Işın gemimiz batırılacak, emekli edilmişti bilindiği gibi gemimiz. Evet, Avrupa Birliği liderlerinin 24 Eylül'de yapacağı zirvede Türkiye'ye ekonomik yaptırımların görüşüleceği de iddia edilmiş. Türkiye'yi zaten askeri olarak tehdit edemeyeceklerini anladıkları an hemen ekonomik yaptırıma başvuruyorlar. İnanıyorum arkadaşlar, o günler gelecek. Türkiye petrol zengin olduğunda bunlara petrol bile yollamayacak. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bilindiği gibi petrol hatları Türkiye'den geçiyor. Fakat Macaristan'ın vetosu nedeniyle bu kararın geçmesi beklenmiyor. Evet, bilindiği gibi Macarlar Türk soyuna sahip ve her zaman özellikle son dönemlerde yeni başkanlarıyla beraber Türkiye'nin yanında olduklarını görüyoruz. Ülkemizin donanma gemisi TCG Çubuklu A594 kod ismiyle geçiyor. Boğaz'dan Marmara'ya doğru geçiş yaptı şeklinde de paylaşılmış. Evet, bazılarını çıldırtacak bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Özellikle Avrupa basını kudurmuş durumda. Bu gelişmeyi sizlere aktaralım. Yilport isimli şirket 49 yılına İtalya Toronto limanındaki işletme hakkını aldı ve Malta Freeport limanına %50 hisse ortağı oldu. Önümüzdeki günlerde ise Yilport'un Tunus'ta da liman alması bekleniyor. Avrupa basını Türk şirketlerin Akdeniz'e yayılmacı politika izlediğini düşünüyor. Kudurmuşlar. Evet, Dışişleri Bakanı'ndan arkadaşlar çok önemli açıklamalar var. Bunları sizlere aktaracağız çünkü çok önemli, ama öncelikle Libya'da yaşayan bir Arap kardeşimizin yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Profil fotoğrafında da Türk bayrağı var. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı herhangi bir düşman donanma gemisinin deniz uyarı alanına yaklaşmaya çalışması durumunda gemilerinin komutanlarına doğrudan müdahale etme ve kendisine geri dönmeden gerçek mühimmat kullanma emri verdiği aktarılmış ve Türk bayrağı koymuş. Yani şöyle bir algı var, tüm Araplar Türk düşmanı diye, öyle bir şey kesinlikle yok. Yöneticilerle halkları genellikle karıştırmamak gerekir. Evet, Mevlüt Çavuşoğlu'nun tarihi açıklamalarını sizlere aktaracağız. Kısaca özet yapmak gerekirse Ege'de 12 mile çıkaramazlar Yunan karasularını, bu bir savaş sebebidir. Meclisimizin 1995'te aldığı karar geçerlidir. Bu bir savaş nedenidir. Birazdan 1995 yılında mecliste alınmış kararı da videonun sonuna koyacağım dostlar. Evet, Mevlüt Çavuşoğlu, yani Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan yana tavır almasını değerlendirerek Fransa burada Avrupa liderliğini oynuyor. Dolayısıyla NATO'ya karşı da Avrupa Birliği'nin bir güvenlik gücünü oluşturmak istiyor. Şu anki tırmanmanın hedeflerinden biri NATO'dur dedi. Yunanistan 15 yıldır Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması yapmak üzere görüştüğünü, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ise 2011'de sondaj faaliyetlerine başladığına değinen Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın geçmiş hükümetler döneminde de yine Mısır'la, İsrail'le ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşmalar yaptı, platformlar kurdu ve Doğu Akdeniz'de gaz koridorunu oluşturdu. Bu koridor uygulanabilir değil, Türkiye'ye karşı siyasi bir hamle. Arkadaşlar biliyorsunuz,
Türkiye bölgeyi bir zincir gibi kapatmış durumda. Orada Türkiye'den habersiz bir şey yapılması imkansız. Libya ile yapılan anlaşma bu yüzden çok önemli. Libya'da büyük bir Türk üssü kurulacak bilindiği gibi ve Akdeniz'e müdahale için artık uçakların Türkiye'den kalkmasına bile gerek kalmayacak. Zaten Kıbrıs'a da bilindiği gibi Gazi, Monsoy'a veya İskele bölgelerine bir lojistik üssü kurulacak. Çavuşoğlu'nun yayınlanan Sevilla haritasının Türkiye'yi dar bir alana hapsetme çabası olduğunda vurguladığını aktardık. Türkiye'nin aldığı sondaj gemileriyle Akdeniz'de sondaj çalışması yapmasının Yunanistan tarafından beklenmediğini dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, sondaj başlayınca Yunanistan gürültüyü koparmaya başladı. Bu dönemde arabuluculuk yapmak isteyen ülkelerin devreye girmesiyle diplomasiye yer açmak için esneklik gösterdik ama bu bizim temel haklarımızdan taviz değildir. Evet, genel olarak Yunanistan-Mısır anlaşması bizim için hiçbir şey değiştirmez açıklamasını yaptı. Oruç Reis'ten bahsetti. Fransa Avrupa liderleriyle oynuyor dedi. Ege'de 12 mil savaş sebebidir. Yunanistan 25 yılda Türk okullarının %50'sini kapattı gibi başlıkları sayabiliriz. Şimdi 1995 yılında meclis alınan kararı sizlere aktaralım dostlar. Büyük Millet Meclisi 8 Haziran 1995 tarihinde yaptığı 121. birleşimde Yunan parlamentosunun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni onaylayarak Yunanistan yönünde uygulanabilecek aşamaya getirmesi sonucu ortaya çıkan durumu görüşmüş, aşağıdaki açıklamayı oy birliğiyle kabul etmiştir. Türkiye-Yunanistan arasındaki ortak deniz olan Ege'deki dengeler 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Anlaşması ile kurulmuştur. O tarihte her iki ülkenin kara suları 3 deniz mili olarak belirlenmişti. Bu durumda milli hükümranlık dışındaki açık deniz alanları Ege'nin %70'ini oluşturmaktaydı. Yunanistan 8 Ekim 1936 tarihinde kara sularını 6 deniz miline çıkartarak Ege'nin %43.68'ini, yani yaklaşık yarısını egemenliği altına almıştır. Ancak 1964 tarihinde 6 mile çıkarılan Ege'deki Türk karasuları ise Ege'nin yaklaşık %7'lik bölümünü kapsamaktadır. Ege'nin yarısı halen açık deniz alanı statüsünde bulunmaktadır. Yunanistan son olarak Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin esas itibariyle açık denizler ve okyanuslar için belirlenmiş bazı hükümlerinden yararlanarak karasularını 12 mile çıkartmak isteğini ortaya atmıştır. Bu durum gerçekleştiği takdirde Yunanistan Ege Denizi'nin yaklaşık %72'ni egemenliği altına sokmuş olacaktır. Bir yarımada olan Türkiye'nin dünya denizlerine ve okyanuslarına Yunan karasularında geçerek ulaşılmasına yol açacak böyle bir durumu kabul etmesi asla düşünülemez. Türkiye'nin Ege'de hayati menfaatleri vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yunanistan hükümetinin Lozan'da kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege'deki kara sularını 6 milin ötesine çıkarma kararı almayacağını ümit etmekle birlikte, böyle bir olasılık durumunda ülkemizin hayati menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine askeri bakımda gerekli görülebilecek olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulmasına karar vermiştir.